Peygamber ikliminden. Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemleri Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Diyanet Radyosu'nu dinleyen değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın önümüze koyduğu nimetleri en ileri boyutta düşünen, tefekkür eden, onların zikrini duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nimetlerle iç içeliğindeki halleri gerçekten bizleri hayretlere düşüren boyutlar arz ediyordu. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Medine'nin yokluk yıllarıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında yalnız ekmek ve sirke vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ailesine arpa ekmeğinin yanında katık olup olmadığını sormuşlardı. Onlarsa yanımızda sirkeden başka bir şey yok cevabını vermişlerdi. Cabir şöyle devam ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sirkeyi istediler. Sirke gelince yemeye başladılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem yiyor hem de sirke ne iyi katıktır. Sirke ne iyi katık, sirke ne iyi katıktır diyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam her bir nimetin Rabbinden geldiğini biliyordu. Her bir nimetin koca kainatın çalıştırılmasıyla geldiğini biliyordu. İçtiğimiz aziz suyu denizlerden, okyanuslardan buhar suretinde alınır, kirinden arındırılır, bulut olup tekrar yeryüzüne rahmet ve toprağın bağrına ikinci kez indirilir ve arındırılırdı. Ve topraktan alması gereken mineralleri alırdı. En sonunda bir pınardan soframıza gelir getirilirdi. Bir buğday tanesi için koca kainat çalıştırılır. Toprağıyla, suyuyla, güneşiyle, ayıyla, dünyanın eğilim yapısıyla, milyarlarca yıldızlarıyla, bunlardan biri devrede olmazsa o buğday tanesi gün yüzüne çıkmazdı. O soframız bomboş kalırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir nimetin oluşumunda koca bir kainatın çalıştırılması olduğunu derinden biliyordu. Ebu Eyyub Halid el-Ensar radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir vakit, hiçbir yemeği kötülememiş, olumsuz konuşmamıştı. İştah duyduğu bir yemek ise yerdi. İştah duymadığı bir yemek ise yemez ve hiçbir kelam da etmezdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soğan ve sarımsak gibi yiyeceklerden özenle uzak dururlardı. Zira aleyhissalatü vesselamın meleklerle iç içe olan bir hayatı vardı. Hoş olmayan kokulardan özenle uzak dururlardı. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Zenginlerin, soyluların sofraya oturuşları, onlar yayılıp yaslanarak sofraya otururlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise böyle oturduğu hiç görülmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ben ancak bir kulum, kulun yediği gibi yer, kulun oturduğu gibi otururum buyururlardı. Abdullah bin Busur ise radıyallahu anh bizlere şunu anlatıyordu. Bir koyun kesmiş, pişirmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yemek üzere dizler üzerine oturdular. Bir bedevi Peygamber Efendimizin bu oturuşunu görünce bu ne biçim oturuş diye yadırgamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse Allah beni mütevazi bir kul olarak yarattı, kibirli biri yapmadı buyurmuşlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbu Teal Mekke'nin kumlarını altına çevireceğini teklif etmişti. Efendimiz öyle buyuruyorlardı. Rabbim bana Mekke kumlarını altına çevirmeyi teklif etti. Ben hayır ya Rabbi. Ben bir gün tok, bir gün aç olmayı isterim. Acıkınca sana niyazda bulunurum. Doyunca sana şükrederim diyorlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yemeğe ilişkin dualarını bize şöyle anlatıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarında yemekten yediren, sudan içiren, çıplaklıktan giydiren, delaletten hidayete erdiren, gözlerimizi gördüren Allah'a hamd olsun. Hamd,
alemlerin Rabbi Allah-u Teala'ya mahsustur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ise hepimizin bildiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yemek dualarını bize bildiriyor. Elhamdülillahillezî et'amana ve sakana ve cealena minel müslimîn. Bizlere yediren, içiren ve bizleri Müslüman kılan Allah'a hamdolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası da şöyleydi. Hamd bizlere yediren, içiren, hazmını ve çıkışını kolaylaştıran Allah'a mahsustur. Her yiyişinde Rabb-u Teali gönül dünyasında hissederek yiyebilen, her içişinde Rabb-u Teali iç dünyasında duyabilen, bahtiyar kullardan olabilme dileğiyle hoşça kalın efendim. Peygamber ikliminden Bekir Sağlam.